Karşı kalmasın. Hem siz para kazanın ve ileriki yılları düşünerek inşallah altın meslekine çiftçilik olacak. Hayvancılıkta da desteklerde bulunuyoruz. Değerli hemşehrilerim, şimdi ben 99'da belediye başkanı olduğumda olmadan evvel Ankara'daki Beypazarı'ndaki tarih ve kültürel eserleri ortaya çıkaracağım. Ben buraya turist getireceğim. Siz para kazanacaksınız. Beypazarımızın tarihi çarşısında siz gezemeyeceksiniz kalabalıktan demiştim. Adayken belediye başkanı olmadan söyledim bunu. Tabii ki çok insan inanmadı ama zaman geldi, ben orada belediye başkanıyken anons yaptırdım. Şehir merkezine gelmeyin artık. Gezecek, gidecek yer yok diye anons ettirmek durumunda kaldım. Tabii oradaki kadınlarımız en iyi bildiği işleri yaparak ürettikleri yerel malzemeleri oralarda sattı. Şimdi oraya diyelim ki girişteki çıkışlar, bütün çift yolları ben yaptım. Kimin umurunda, unutuldu gitti değil mi? Bakın, yaptığımız istasyon caddesinde bu kavşakların da ömrü 2 ay, 3 ay sonra herkes unutur. Bunlar unutulur. Bunlar belediyenin fen işlerini yapacağı işlerdir. Beypazarı'nda da benim yaptığım asfaltlar falan hepsi unutuldu. Ama unutulmayan bir şey var. Asıl eser, gerçek belediyecilik o. Ayrılalı 15 yıl oldum, hala 500-600 bin turist oraya gidiyor, öyle mi? Ve insanlar oradan para kazanıyorlar. Burada da aynı şekilde başımıza gelenleri anlatayım. Belediye başkanı seçildik, belediye meclisinde ilk gün şunu söyledim. Değerli vesaire arkadaşlarım, ben bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Sizler de, halk farklı tercih kullandı, sizler de başka partilerden belediye başkanı oldunuz. Ankara halkının bizden beklentisi çok. Gelin yan yana gelelim. Hepiniz kendi ilçenizde üretimi artıracak bir proje getirin. Ben büyükşehir olarak yapayım. Temelini beraber atalım. Açılışını beraber yapalım. Gerekirse işletmesini de ilçe belediyesi yaptım. Uzattığım eli tutun dedim. Hiçbiri tutmadı. Evet, sanki düşmanız. Sadlar. Ve ilçelerinden çok seviyorlar. Başka manası yok. Ben partizanlık yapmıyorum, size ne oluyor? Ne oldu yaptığınız partizanlık? Allah nasip ederse ne kadarına geliyorum ama birçoğunuz siyasi çöpüne dönülersiniz. Zararını hem kendileri gördü hem ilçeleri gördü. Geçen olayı anlatayım Ayaş'la ilgili. Herkes bekledi ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Mansur Yavaş bu hattın hepsini ayağa kaldırır. İpek yolu turizmi için çekimlerimi yaptırdım. Pandemi döneminde bu çekimler yapıldı fakat hayata geçirilemedi. Hala da aklımda. İstanbul'a gelen, özellikle uzak doğudan gelen turistleri Adapazarı üzerinden Gönlük, Bodrum'u, Taraklı, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş üzerinden Ankara'ya götürmek projem var ve bu projeyi illaki gerçekleştireceğim. Şimdi herkes bizden bunu bekledi. Mansur Yavaş Ayaş'ı da Beypazarı'nda Nallıhan'da ayağa kaldırır diye. Beyler, bu belediye başkanlarının çoğu daha benim odamı görmedi. Haberiniz var mı? Odamı görmediler. Gelip hayır olsun demediler. Bu kadar mı partililik olur? Şimdi en son Kalkınma Ajansı'nın toplantısını burada yaptık. Burada toplandık. Sağ olsun şimdi rahmetli belediye başkanımızın yerine bakan Mustafa Başkanımız buyurun bir çay içelim dedi. Odasına gittik. Ayaş'ta şu eksikler var dedi. Derhal talimat verdim ve büyük çoğunluğunu yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bir yeri mi eksildi? Ayaş kazandı. Sonra gezerken şimdi içinizde muhtar olan zamanında buraya duruşmaya geldiği için görüştüğüm bir hemşerimiz var. O bana söyledi. Demiş ki rahmetli belediye başkanımıza oğlunun da avukatlığını yaptım bir zaman.
Başkanım demiş. Bak bir sürü eksiğimiz var. Mansur abi bizim abimiz. Ben onunla iyi tanışırım. Gel gidelim ondan isteyelim. Ya ben de isterim ama gitmemiz yasak demiş. Kendi muhtar şu anda hala burada. Ama bak Mustafa Baştan seçilmiş bir belediye başkanı yanına geldi. Bizi makamına davet etti. Kim karlı çıktı? Ayaş karlı çıktı. İşte şimdi diyorum ki Allah nasip ederse dekor oyla seçiliyoruz. Elinizde son fırsat. Benim de elinde tutacak belediye başkanına ihtiyaç var. Evet. Seçilen Ankara Belediye Başkanı ile el ele tutacak belediye başkanı var. Allah nasip ederse siz de İzzet Başkanımı seçeceksiniz. El ele vermek suretiyle Ayaş'ın şimdiye kadar alamadığı bütün yatırımları alacaksınız. Ayaş'ın bütün köylerine asfalt yapıyoruz. Haberiniz var mı? Görmüşsünüzdür Çanılı'yı, Gökleri, diğer yerleri. En fazla asfalt döktüğümüz yerlerden birisi Ayaş. Bir gün baktık bu Ayaş'tan kime oy çıkmış diye. Allah bu fırsatı vermiş. Verdikçe ne kadar çok hizmet edebilirsem tek amacım o hizmeti yapmak. Ama yol gösteren, bizden bunları talep edecek belediye başkanına ihtiyacımız var. İşte orada bu dönemde yeni belediye başkanı olacak İzzet Başkan. Belediye meclisinde 148'de 40 kişiydik. Şu arka taraftaki arıtma tesisi ta Karayatın zamanında yapılmış, şimdi çekmiyor. Ankara çayına suyun yarısı arıtılmadan gidiyor. Ve bununla ilgili bakın işin bir dış tarafı var. Ben her pazartesi Cumhurbaşkanı İstanbul'dan gelirken karşılamaya gittim. Bir yerim eksilmedi. Görev olarak baktım. Gün geldi, Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim, Ankara için bir şeyler istedim, dertlerimizi anlattım. Gün geldi, bakanlara gittim. Fakat bunlara gelince biz senin makamına gelip biat etmeyiz. Ne biatı? Gelirseniz kendi ilçeniz gibi için geleceksiniz. Bir eksiğimiz mi oldu? Ve çıktım Cumhurbaşkanı'na, bu arıtma tesisinden akan su Ankara çayına, Sakarya'ya, oradan da İstanbul Ömerli Barajı'na gidiyor. İstanbul'un Anadolu yakasının suyu 3 yıl kokmuş. Bunun acil yapılması gerekiyor. 30 milyon nüfusu ilgilendiriyor. Sulu tarım yapanlar var Sakarya'dan dedim. O da talimat verdi. Yatırım programını aldı. Biz gittik krediyle bulduk. Belediye meclisine getirdik. Beyefendiler reddettiler. İnsanların, 30 milyon insanın sağlığıyla oynadılar. Halbuki eğer oralardan sebzeler sulama yapılıyorsa sizin çoluğunuz, çocuğunuz da yiyor. Bu nasıl siyaset böyle? Nasıl siyaset buna karşı çıkıyorsunuz? Ve ben veto ettim. Hala 8 aydır bekliyor mecliste. Dolayısıyla bu anlayıştan kurtulmanın çaresi ikinci ve son 5 döneminde belediye meclis üyeleriyle birlikte kuvvetli şekilde seçeceksiniz. Allah nasip ederse bu engel de ortadan kalkacak ve İzzet Başkanımla Ayaş'a doya doya hizmet edeceğiz.